Evet, Kripto Gündem'de karşınızdayız. Ben Murat Tufan. Türkiye'nin ilk kripto para ile ilgili olan programına hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok önemli konularımız ve konuklarımız olacak. Malum G20 zirvesi ve G20 zirvesinde de en önemli manşetlerden bir tanesi dijitalleşme. Ekonomi de dijitalleşiyor. Belki ileride merkez bankaları da dijitalleşmiş olacak. G20 liderleri arasında da bu da önemli konular arasında yer alacak. Şu ana kadar aslında önemli bir manşet düşmedi. Gözler tabii ki yarınki görüşmelerde olacak. Önemli görüşmeler aslında tarih olarak yarın Trump-Erdoğan görüşmesi, Trump-Xi-Putin görüşmesi gibi birçok formasyon sayabiliriz size. 20 tane lider Osaka'da buluştu ve 2000 yoğunluk kent aslında Tokyo'dan sonra en önemli şehirlerden bir tanesi efendim. Hiç vakit kaybetmeden konuklarımızı bir hatırlayalım. Konuklarımız ilk bölümde BTC Türk CEO'su Özgür Güner'i bizlerle birlikte olacak ve Özgür Güner'i ile birlikte aslında hem bu dijital G20'yi konuşacağız, G20 ülkelerini konuşacağız ve önümüzdeki dönemde bu blockchain sistemi yeni bir ekonomik model mi olacak? Nereye gidiyor bu blockchain sistemi? Bunu da ele almış oluruz ve Özgür Güner'den sonra da Alp Işık bize yayınımıza bağlanmış olacak. Kripto para uzmanı özellikle son dönemde rekorlar kıran Bitcoin fiyatlarında her ne kadar şu an bir düzeltme olsa dahi bunu da Alp Işık'la birlikte ele alacağız. Ve bir başka yorumda özellikle 13 bin dolar fiyat beklentisini sunan Shant Manukyan'da olacak. İş yatırım uluslararası piyasalar müdürü yayınımıza bağlanacak ve Shant Manukyan'la birlikte de Bitcoin fiyatlarını ele alacağız efendim. Cüneyt Dirican da İstanbul Arel Üniversitesi'nden bize bağlanacak ve son olarak da Rıdvan Baştürk olacak. Global Menkul Değerler kıdemli analistiyle birlikte yine farklı bir görüş olması anlamında Bitcoin fiyatlarına teknik olarak bakıyor olacağız. Hemen fiyatlamalarımızı bir bakalım. Fiyatlamalarımızı ekrana paylaşalım. An itibariyle Bitcoin fiyat fiyatlarında 11.900 dolar seviyesini gördük ki burada 13 bin dolarlardan başlayan bir düzeltme hareketi var efendim ve Ethereum fiyatlaması ise 306 dolar seviyesinde, 305-306 dolarlarda. Ripple tarafında 40 centlere kadar geldik ki fiyatlamalar hafta içerisinde Bitcoin'in 13 bin dolar olduğu seviyelerde 43 centlerde devam ediyordu ve Litecoin tarafında ise 118.55'te Litecoin fiyatlaması. Hiç vakit kaybetmeden gelin birlikte kripto gündemin manşetlerini atalım. Bir günde 16 milyar dolarlık işlem yapıldı. Tabii ki bu vadeli piyasalarda Bitcoin fiyatının 13 bin dolar sınırına ulaştığı dönemde kaldıraçlı işlem piyasasında ticaret hacmi rekor seviyeye ulaştı. Dünyanın en büyük kripto para ticaret platformlarından olan kaldıraçlı işlem piyasalarında geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında ilginç veriler paylaşıldı ve dünya Bitcoin türev ticaretinin yapılabileceği platformlarda 16 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaşıldığının altı çizildi. Kripto para analistlerinden Thomas Lee, altcoin'lerin yakın gelecekte iyi bir ivme yakalayacaklarını ve altcoin pazarının canlanacağını düşünüyor. Ve yaptığı açıklamada piyasanın genel durumu hakkında konuştu. Kripto para piyasasının geçen gün kayda değer bir çıkış yakalamış. Bitcoin bu süreç içerisinde 13 bin dolar barajını aşmıştı. Bu süreç yaşanırken Bitcoin'in piyasa hakimiyeti de yükselmiş ve Bitcoin kripto para piyasasındaki toplam değerinin %60'ını oluşturur hale gelmişti. Yapılan yorumda ise altcoin'lerin yakın gelecekte iyi bir ivme kazanacağının altı çizildi. ABD Ulusal Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ulusal Kanser Enstitüsü'nün bir kurumu klinik verilerini paylaşmak için blockchain tabanlı bir sistem oluşturma projesini onayladı. Proje hayata geçtiğinde hasta mahremiyetini korunarak klinik verilerine en hızlı ve kolay biçimde erişim mümkün olacak. Samsung'dan 10 yıllık yol haritasında blockchain vurgusu. Samsung'un sık sık gördüğümüz yüzü Lee, Haziran ayının ikinci haftasında bazı şirket yöneticileriyle ortaya çıkan yeni teknolojik platformlarıyla işbirliği konusunu konuşmak üzere toplantılar düzenledi. Teknoloji devi bu yeni teknolojileri geliştiren şirketlere yatırım yapmaya ve onlarla çalışmaya istekli göründüğünü de altını çizdi.
Hatay'daki bankalar banka mutabıklıklarını işleyebilmek için blockchain teknolojisini kullanmayı düşünüyor. Finextra gibi finans kaynakları tarafından yapılan haberlere göre İtalya'daki birçok banka blockchain teknolojisini kullanmaya hazır durumda. Ve son haberimiz kripto gündemde Bitcoin madenciliği yapmak zorlaştı. Kripto para piyasasının en büyük coin'i olan Bitcoin için madencilik yapmak artık eskisine kıyasla çok daha zor. Çünkü Bitcoin'deki madencilik zorluk seviyesi 7.93 trilyonun üstüne çıkarak yeni bir rekor kırdı. Evet, kripto gündem devam ediyor efendim. Kripto gündemde Özgür Güner'i, BTC Türk CEO'su konuğumuz. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk, merhabalar. G20 zirvesi heyecanımız. Tüm gün finans ekranımızda G20 zirvesi olası tüm senaryolarını konuşmak istiyoruz. Çok iyi oldu bugün de kripto gündemi yapmak. Çünkü dijitalleşme ve dijital ekonomide G20'nin en önemli konu başlıklarından. Evet, aslında G20'nin sadece finans alanında değil, politika tarafındaki yani bir fotoğraftan bile birçok mesaj okumaya çalışıyor tüm dünya. Dolayısıyla oradan çıkacak sonuçları kripto dünyası da olumlu veya olumsuz bir gelişme yaşanır mı diye merakla bekliyor diyebiliriz. Ama açıkçası artık yavaş yavaş bir global düzenleme anlamında bir yol haritası belirleniyor gibi. Bunların da en önemli ispatlarından bir tanesi daha çok finansal kuruluşların birbiriyle iletişimi ve sadece müşteri tanıma kuralı değil, aynı zamanda işlemini tanıma kuralı gibi çeşitli kuralların gündemde olduğunu görüyoruz. Muhtemelen 2020 yılında blockchain tabanlı yapılan işlemlerin daha şeffaf, bizim gibi platformların amacı uzun vadede kalıcı değer yaratmak olan veya kullanıcılarına kripto paralara rahat ve güvenli erişim imkanı veren platformların kendi aralarındaki ve düzenleyici kuruluşlarla olan iletişiminin daha arttığı bir yöne doğru gideceğiz diye düşünüyorum. Çok kripto yanlısı veya çok aleyhine bir gelişme veya bir haber çıkmasını ben beklemiyorum açıkçası. O yüzden şu anda yaşanan olumlu seyrinde devamı önümüzdeki günlerde beklenebilir. Evet, merkez bankalarının açıklamaları da bir miktar karmaşık. Hani işte örneğin İtalya bankalar blockchain'e geçiş yapacaklar gibi açıklama da paylaşabiliyoruz. Ya da işte şu anda blockchain sistemi ya da Bitcoin kripto paralara sıcak bakmayan merkez bankaları da görebiliyoruz. Bizim tarafta ne aşamadayız? Yani dünyada bir iyi bir kötü haber geliyor ama Türkiye tarafında regülasyonlar ne durumda Özgür Bey? Aynen bahsettiğiniz gibi dünyada şu anda aslında iki uç nokta var diyebiliriz. Bir tanesi bir Japonya örneği var. Bunun tanımı yapıldı Bitcoin'in ve artık Japon düzenleyiciler Bitcoin'i bir varlık mı, bir mal mı yoksa bir para birimi miden ziyade bu dijital varlık olarak değerlendirilmeye başlandı. Orası en uç nokta. Onun karşılığında bu işin yasak olduğu düşünülen, her ne kadar gerçek hayatla çok örtüşmese de Çin gibi ülkeler var. Türkiye açısından bakıldığında biz aslında bir sanal pazar yeri olarak faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla yasal çerçeve anlamında böyle bir havada duran bir durumumuz yok. Ancak finansal regülasyon veya finansal hizmetler ruhunu yansıtacak bir regülasyona henüz yakın olduğumuzu düşünmüyorum. Fakat tabii burada bizim gibi BTC Türkiye önemli görev düşüyor. Bu önemli görevde bu işin şeffaf, düzgün, sanki düzenlenmişçesine finansal kurallara ve uluslararası finans kurallarına, kişilerin verilerinden saklanmasını tutun da sunulan hizmetlerin şeffaf, güvenilir ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine kadar çeşitli standartları uygulamamız gerekiyor. O anlamda bakıldığında ben Türkiye'de yakın zamanda kapsamlı bir düzenleme olmasını beklemiyorum. Avrupa Birliği için de bu geçerli. Amerika tarafında da benzer bir durum var. Ama 2020'den itibaren bu konu daha fazla gündemimize gelecek. Onun için de bir 6 aylık gibi bir süre kaldı önümüzde. Ben 2020'de daha somut gelişme yaşayacağımızı global olarak düşünüyorum. Ya dünyada aslında şöyle bir nokta da var. Özellikle hep İskandinav ülkelerinde olur ya, böyle onlar yaparlar sonra dünya geriden geliyor gibi bir hava var. Orada birçok ülkede bu kripto para demeyelim de kağıt para kullanımı, madeni para kullanımının azaldığını görüyoruz. Evet. Dijitalleşme oluyor. Yani bu kripto parayla dijitalleşme arasında bir korelasyon, bir uyum var mı Özgür Bey? Yani o onun bir öncü göstergesi mi oluyor? Sonunda, en sonunda, nihayetinde biz kağıt paraları ortadan kalkınca bir sanal paraya mı ulaşmış olacağız?
Aslında burada farklı bakış açıları var ve bu farklı bakış açılarını gündeme getiren kişilerin geçmişlerine, bilgi seviyelerine baktığımızda iki ucu da savunan insanların son derece bilgili, eğitimli olduğunu düşünebiliriz. Ama burada yaşanan aslında Bitcoin'in ortaya koyduğu ana değer önerisi bir devrim niteliği taşıyor. Yani aynı internetin hayatımıza girişinde olduğu gibi bu devrim niteliğindeki gelişmeleri de bazen herkes aynı hızda uygulayıp, hissedip adapte olamayabiliyor. Dolayısıyla aslında böyle blockchain'in ve Bitcoin'in sunduğu ana değer sadece olayın dijitalleşmesi değil, çok daha farklı katmanları olan, bir yanda şeffaflık getiren ama bir yanda inanılmaz güvenli bir yapısı olan, bir yanda şeffaf oluyorsunuz ama bir yandan anonim olabiliyorsunuz. Dolayısıyla ortaya koymaya çalıştığı değer aslında sadece dijitalleşmenin çok ötesinde. Şu anda bakıldığında örneğin dünyada en çok kullanılan rezerv para birimi denilebilecek Amerikan dolarının çok çok büyük kısmı zaten fiziki olarak basılı değil. Öyle bir dolar da yok. Dolayısıyla dünya finansal sistem açısından dijitalleşme noktasına gitti. Ama dediğim gibi Bitcoin'in bunun yanında sunduğu ek faydalar ve değer önerisi o kadar yüksek ki dijitalleşmenin Bitcoin'i desteklemesinden ziyade Bitcoin'in bu devrimi kendi başına ne kadar hızlı yapacağı daha önemli bir soru bence. Evet, şu anda ekranda izleyicilerimiz de görüyor. Kripto paraların fiyatı özellikle Bitcoin TL bazında 68 bin TL oldu. Özgür Bey, biz de sabah Paratoner'de sağ olun bağlanmışsınız ve sizinle konuşmuştuk. Rekorlar kıran Bitcoin'i 66 günde devre alem gibi 52 bin TL kadar fiyatı artmış gözüküyor. Hı hı. Ve burada da %252'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Yani evet, aldığımız bant aralığında 20 bin TL'den 73 bin TL gelen periyotta. Neden bu kadar çok yükseldi sizce? Şimdi bence benim bakış açıma en azından özetleyebilirim. Bir kere ben Bitcoin'e inanan bir insanım. Ortaya koyduğu değeri ve dünyayı gerçekten değiştirebileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ve burada ilk defa aslında insanlık tarihi açısından bakıldığında da bireyler açısından çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Şöyle örnek vereyim. Geçen zaman birkaç ay içerisinde hatırlarsanız Uber'in halka arzı gerçekleştirildi. Doğru. Ve ilk defa Uber kuranlar kurduktan sonra ilk yatırımını alırken para koyanların paraları 5000 katına yükseldi. Hı hı. Dolayısıyla burada vurgulamaya çalıştığım şey şu, işte Bitcoin'in arkasında zaten hiçbir şey yok. Böyle bir yükseliş olur mu? Bu bir spekülasyon, bir balondan ibarettir diyen kişileri için şu açıklamayı yapmak lazım. Aslında bu tür değer artışları yıllardır oluyor. Özellikle internetle beraber 2001'deki, 2000 yılındaki o Nasdaq'taki balon dediğimiz şeyin patlamasıyla beraber diyelim. Dijital dünyanın ortaya koyduğu değer artışları ve akümülasyonu son derece yüksek. Ama ne oluyordu? Uber'e eğer siz Silikon Vadisi'nde para yatıracak kadar insan tanıyorsanız ve paranız varsa bundan nemalanabiliyordunuz. Hı hı. Veya çok büyük bir kurumsanız, finansal kurumsanız nemalanabiliyordunuz. Ama şu anda gerçekten bir startup ruhuyla sıfırdan neredeyse başlamış ve dünya üzerinde adaptasyonu her gün artan ve bunun da değerine özellikle network efekti başta olmak üzere yansıyan bir Bitcoin'e siz bugün 100 lirayla da ortak olabiliyorsunuz ve bu yükselişten de faydalanabiliyorsunuz. Bence Bitcoin'in gündelik fiyat hareketlerinden ziyade belki de orta uzun vadeli bu bakış açısına sahip olmak lazım. Ben genelde kendi konuştuklarımla, birebir konuştuğum arkadaşlarım, dostlarım veya iş ortamında konuştuğum kişilere hep şunu vurguluyorum. Bitcoin dünyada birçok şeyi değiştirebilecek potansiyele sahip. Eğer buna inanıyorsan buraya belirgin ölçüde yatırım yapabilirsin ve gündelik hareketlerinde uzağında durursan bundan son derece faydalanabilirsin. Çünkü Bitcoin bildiğiniz gibi aşırı volatil fiyat hareketleri, oynaklığı gösterebiliyor. O yüzden benim önerim genelde insanlara kendi risk profillerine uygun şekilde alıp daha orta uzun vadeli bakmaları. Çünkü gelecek bence Bitcoin için çok daha parlak bugünden. Şimdi peki o altcoin pazarı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü Thomas Lee işte altcoin'e yakın gelecekte iyi bir ivme yakalayacaklarını söylemiş oldu. Hatta bazı haberler vardı, Litecoin tarafındaki o hacimler ve yoğunluk olarak zaman zaman bir Bitcoin'i zorluyor işlem hacmi anlamında. Ama yine tabii ki Bitcoin aslan payı Bitcoin'e ait olmuş oldu. Siz altcoin'lerle ilgili Özgür Bey ne söylemek istersiniz? Birinci sorum. Aha. İkinci sorum da özellikle ilk defa kripto para ya teknolojisiyle tanışan, kripto para yatırımla tanışan kişiler için her altcoin'e güvenmek gerekir mi de sizden bence duysunlar. Benim buradaki yaklaşım aslında yine internet örneğinden gidecek olursak. Hı. Ben internetin, Bitcoin'in internet olduğunu ama altcoin'lerin Yahoo, AOL, Google gibi yani iyi projeler aralarından sıyrılabilir, bir değere ulaşabilir ama özünde bakıldığında aslında ana varlık
Bitcoin ve anonymous olması, anonim olması, arkasında kimsenin bulunmaması, çalıştığı yapı itibariyle inanılmaz güvenli olması, biraz önce siz de bahsettiniz. Artık madencilik o kadar zorlaştı ki, çünkü güven ve şifreleme o kadar güçlü bir hale geldi ki, zaten kendi başına değer olarak Bitcoin çok farklı bir performans sergiliyor. Altcoin'lerde bir hareket olabilir, çeşitli projelere dayalı olanlarda veya farklı değer önerisi sunmaya çalışanlarda, ama işin özüne bakıldığında ben Bitcoin'i internet, altcoin'leri de internetten ilham alan veya onu bir şekilde kullanarak ortaya bir değer önerisi koymaya çalışan kripto paralar adayları olarak değerlendiriyorum. Ancak Bitcoin gibi şeffaf, anonim, bağımsız, arkasında hiç kimsenin olmadığı, dünya üzerinde on binlerce bilgisayarda çalışan ve üzerine birçok insanın kafa yorduğu bir kripto parayı ben daha hızlısını yaptım, daha bölünebilenini yaptım gibi spesifik yönlerini alarak geliştirmeye çalışmanın beyhude bir çaba olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'den daha iyi bir kripto para çıkarsa, Bitcoin'in bugünkü özelliklerinin hiçbirini değiştirmeden, yani anonimlik, şeffaflık gibi daha farklı özellikleri üstüne ekleyebilen kripto para ancak Bitcoin'i belki gelecekte tahtından edebilir diye düşünüyorum. Ama tabii kısa vadeli alım satımlar için orada bir yorumda bulunmayayım. Orada da ciddi fiyat hareketleri zaman zaman olabiliyor. Evet. Burada da geleneksel finans ve portföy yönetimi kuralları bence geçerli. Alamayacağınız, boyunuzu aşan riskleri almamak, mümkünse orta uzun vadeli bakabilmek, bir de aslında paranızı koyduğunuz şeyin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, en azından felsefesini anlamak bence dikkat edilmesi gereken noktalardan. Çünkü Bitcoin gibi anonim, şeffaf ve bütün dünyada hızla dominansı yayılan bir varlıktan onun benzerleri olmaya çalışan varlıklara geçtiğiniz zaman, işte son birkaç ayda yaşadığımız gibi, aslında ciddi bir potansiyel getiriyi de kaçırmış olabiliyorsunuz. Evet, şimdi aslında bu son bir haber vardı. Facebook'un Libra'sı ve JP Morgan'ın da işte baktığımız zaman da coin hamlesini görmüş olduk. Bitcoin bu haberlerle birlikte 12.800 dolarları aşmış, 13.000 dolar yolculuğuna ulaşmıştı. Şimdi bu tarz kurumların, işte Facebook olsun, JP Morgan olsun, bunların girmesi haberi güven açısından önemli değil mi? Yani piyasada yatırımcı cesaretlendiriyor. Güvenden ziyade cesaretlendiriyor sanırım. Tabii onun da bir etkisi var. Ama biliyorsunuz BTC Türk 2013 yılından beri faaliyette ve 2013 yılından bu yana baktığımızda, bu arada önümüzdeki haftada 6. yaşımızı kutluyor olacağız. Onunla da ilgili kullanıcılarımıza çok değişik sürprizlerimiz var. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde 6 Bitcoin'e varan ödüller dağıtmayı planlıyoruz. Bu 6 yıllık sürede aslında gördüğümüz çok net bir şey var. Bitcoin'e kurumsal anlamda yaklaşan, araştıran, buna bir şekilde bulaşmak isteyen veya bu altyapıyı kullanmak isteyen kurumların sayısının artması, o kurumun özelliğine göre adaptasyonu hızlandırabiliyor. Yani Facebook'un Libra'yı çıkarıyor olması veya bununla ilgili planlar yapıyor olması, Bitcoin açısından 2.2 milyar insanın, Facebook kullanıcısı insanın, aslında Bitcoin ile tanışması anlamına geliyor ve Bitcoin'in adaptasyon sürecini hızlandıracağı anlamına geliyor. O yüzden belki de Bitcoin'i veya kripto paraları hiç duymamış Facebook kullanıcıları Libra'yı öğrenerek farklı bir kanala doğru gidebilecekler. Burada tabii bence Bitcoin'in değeri bir kez daha anlaşılacak. Çünkü merkeziyetçi ve tek bir şirket tarafından önderliği yapılan bir grup, dan oluşan konsorsiyuma mı güvenmek, yoksa matematiğe, algoritmaya dağıtık ve şeffaf bir yapıya mı güvenmek konusu ön plana gelecek. O yüzden bu tür kurumların yapacağı her hareketin Bitcoin için bir rekabet değil, tam tersi Bitcoin'in hem fiyat performansını, hem gelişimini, hem adaptasyonunu destekleyecek adımlar olarak görmek lazım. O yüzden kısa vadede aslında fiyat yükselişi içerisinde moralman belki bir etkisi olmuş olabilir, ama ben buradaki fiyat hareketinin daha çok kurumsal yatırımcıların bu alana gelmeye başlamasıyla, özellikle Batı dünyasındaki kurumsal yatırımcıların buraya para koymaya başlamasıyla tetiklendiğini ve desteklendiğini düşünüyorum. O yüzden genelde kullanıcılara da bu tür trendlerde çok fazla hareket edip küçük hareketlerden para kazanmaya çalışmak yerine belki de daha orta uzun vadeli bakış açısına yönelmelerini daha doğru buluyorum açıkçası. Bitcoin de zaten çok enteresan bir ürün. Yani şu anda bile %5.77 yükseliş var. Gün içi yükselişten bahsediyoruz ama yine de benim en büyük
analizlerimden diyeyim ya da hani tahminlerimden diyelim. Son dönemde altın fiyatlarıyla Bitcoin'i aldığımız zaman özellikle son bir ayı alabilir sevgili izleyicilerimiz. Çok ciddi bir uyum var. Yani dünyada da sanki böyle insanlar böyle bir düşük faizlerden Amerikan tahvine gidiyor Özgür Bey. Evet. Negatif reel getiri kazanıyor ve bir şekilde güvenmesi gerekiyor. Bir getiri arayışı olduğunu gösteriyor. Evet. Hani bu da burayı destekliyor, besliyor gibi Facebook'un Libra'sının dışında gibi. Kesinlikle o açıdan bakıldığında da aslında Bitcoin için çok harika bir ortam oluşuyor. Hı. Neden? Eğer gerçekten Fed ve diğer gelişmiş ülke merkez bankaları faizleri indireceklerse veya indirmeseler bile çeşitli gevşeme yöntemleriyle parayı sıkılaştırmak yerine rahat bırakacaklarsa bir süre daha, hı hı, bu Bitcoin için pozitif. Altın için de aynı şey geçerli. Hatta birçok varlık için bence yani paranın bollaşması kısa vadede birçok varlık fiyatını olumlu yönde etkileyebilir. Buna ek olarak tabii uluslararası gerginlikler. Şimdi G20'den sadece kripto paralarla ilgili bir şey duymak yanı sıra Amerika-Çin arasındaki ticaret savaşı ne olacak? Amerika-İran arasındaki dengelerde nasıl bir değişiklik olacak? Amerika-Rusya dengesi, Avrupa Birliği-Rusya dengesi, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki konumu, bunların tamamı aslında uluslararası tansiyonu da etkileyen faktörler. Bugünden yarına orada nasıl bir gelişme olur bilemiyorum ama şu konuda eminim. Önümüzdeki dönem, önümüzdeki aylar ve yıllar politika açısından, global politika açısından daha az riskli bir noktaya gitmeyecek. Daha çok riskli bir noktaya gitme olasılığı var ama bugünden daha sakin bir dünyaya ben gideceğimizi düşünmüyorum. O da Bitcoin pozitif bir şey. Evet. Çünkü Amerika ve Çin arasındaki olası ticaret savaşında etkilenmeyecek bir şey varsa Bitcoin. Çünkü ikisine de ait değil ve iki ülkede de hem kurumsal hem bireysel çok yatırım oluyor buraya. O yüzden bu tür tansiyonların da altına da bir miktar etkisi oluyor, evet, ama Bitcoin'i de olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Her ikisi zaten rekor kırması aynı döneme de denk geliyor. 1430 dolarlar altın için son 5 yılın zirvesiydi. Evet. Bitcoin'de de 1,5 yılda çok ciddi bir yükselişe şahit olmuş olduk. Evet, yani bu yükseliş var. Peki şunu sormak istiyorum. Merkez bankalarının Bitcoin'e yaklaşımı ya da bankaların, borsaların yaklaşımı kendi işlevlerini azaltabilme kaygısından dolayı biraz daha ihtiyatlı olabilir mi? Şunu sormak istiyorum. Aslında bankalar sonuçta komisyon alıyorlar ve para kazanıyorlar. Bitcoin aslında bu komisyonları çok ciddi anlamda düşürüyor. Şimdi ben oradaki Bitcoin'le ilgili bakış açım son derece pozitif olmakla beraber Bitcoin gelecek, dünyadaki bütün bankalar, aracı kurumlar, merkez bankaları yok olacak gibi bir şeye inanmıyorum açıkçası. Biraz komplo teorisi oluyor. Çünkü yani şöyle bir realite var. Türkiye'de bunun çok iyi örneklerinden bir tanesi. Şimdi bankacılık sektöründe aslında inovasyon ve dönüşüm yaratabilmek için gereken bütün faktörler var. Çok iyi insan kaynağı var. Özellikle Türk bankaları bu standartların da ötesinde. Çok iyi insan kaynağı var. Ciddi bir sermaye birikimi var. Yılların tecrübesi var bu insanlarda. Dolayısıyla ben finansal kuruluşların yeni düzene adapte olmaya çalışacaklarını, en azından çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Nasıl ki dijital bankacılık hayatımıza girdiğinde veya kredi kartı gibi yeni enstrümanlar çıktığında bu konuyu göz ardı eden, geride tutan bankalar veya finansal kuruluşlar değer olarak azaldıysa, hatta yok olduysa, kripto paralara da mesafeli duran, yaklaşmak istemeyen, bu konudaki gelişmeleri takip etmeyen finansal kuruluşların da aynı akibete uğrayacağını düşünüyorum. Ama global ölçekte de Türkiye'de de bu işi anlayan, bu konuya yatırım yapmak isteyen ve bunun geleceğini gören akıllı paralar ve akıllı zihinler bundan faydalanacaklar bence. Çok soru var. Çok kısa bir süremiz kaldı Özgür Bey. Bari içinden bir tanesini seçeyim. Çünkü benim de sormak istediğim bir soruydu. Ali Atalay'a da sevgilerimizi gönderelim efendim. Özgür Bey, sürekli haber çıkmasına rağmen Ripple ile ilgili hiçbir hareket yok. Neden diyor? Şimdi bir kere benim geçmiş konuşmalarımı takip eden arkadaşlarımız olduysa ben Bitcoin'e inanan bir kişiyim. Ve bu inancımın ana nedeni de biraz önce saydığım bağımsız, merkeziyetçi olmayan, hem şeffaf, hem güvenli, hem anonim olabilen bir yapı. Ben buna inanıyorum açıkçası. Diğer kripto paraların merkeziyetçi olması, bu özelliklerin birçoğunu barındırmamasından dolayı bakışım zaten bir ölçüde bir miktar negatif. Ama özellikle önümüzdeki dönemde biraz önce konuştuk ya, Facebook'un Libra'sı gibi, JP Morgan Coin gibi ya da farklı olası coinler gibi. Şimdi bunların hiçbiri Bitcoin'le rekabet edebilecek noktada değiller. Ama diğer kripto paralar için aslında böyle bir risk var. Örneğin Ripple tek başına olsa belki dünya üzerinde finansal birçok enstrüman için veya işlem için kullanılma potansiyeliyle, olmaz demiyorum, belki çok da başarılı olacak, bugünden bir tahmin yapmak güç.
Ama o yöne gitme potansiyeli, rekabet çoğalıyor o tarafta. O yüzden bu tür altcoin'lerde zaman zaman olumsuz haber akışı olabilir, olumlu haber akışı olabilir. Ama kalıcı bir yükseliş için kendilerini biraz daha ispat etmeleri, ortaya koydukları projelerin yarattığı değeri biraz daha göz önüne koymaları gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden farklı finansal kuruluşların veya farklı teknoloji şirketlerinin ortaya koyacağı kripto paralar Bitcoin'i beslerken diğer tüm altcoin'ler için bir tehdit. Onu da dikkatli takip etmek lazım. Benim izleyicimize önerim bu. Evet, umarım yanıtı beğenmişsinizdir. Özgür Bey, zaten o kadar çok soru geliyor ki sizi takip edenler. Belki bir gün sadece soru cevap için ayrı bir seans yaparız. Bence de merak güzel olur. Ama şimdi son bir maddem var. Ben hani o bir yandan da yorumlara bakıyorum. Hani hepsini birlikte sentezleyerek Özgür Bey'e iletmek istiyorum. Twitch Bitcoin'i tekrar ekledi platformuna. Kripto parayla bağış yapma seçeneğini tekrar eklendi. Hani şirketlerin de buraya bundan sonraki süreçte yönelme ihtimali var. Mesela G20 zirvesinde Merkez Bankası başkanları da toplanıyor. İşte liderler de toplanıyor. Bir de şirketlerin yaklaşımına yönde. Birkaç Türkiye'de görmüş olduk. Alp Işık da ikinci bölümde bağlanacağız. Asya'da ATM'leri ziyaret etmişti. Evet. Ne dersiniz? Murat, buradaki aslında ben zaman zaman bunun kendi özel ilişkilerimde, insani ilişkilerimde, şirketle ilgili, kariyerimle ilgili hep yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey tavsiye ediyorum hepimize aslında, kripto camiasına, özellikle Bitcoin'e inananlar açısından. Şimdi bugünden yarına konuları konuştuğumuz zaman bazı şeylerin değerini anlayamıyoruz. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Türkiye'nin önde gelen kanallarından bir tanesinde sadece kripto para konuşuyoruz. G20'de acaba Bitcoin veya kripto paralarla ilgili bir haber çıkar mı? Bunu tartışıyoruz. Facebook'un coin çıkaracağından bahsediyoruz. JP Morgan'ın, ki çok kısa zaman önce bunun bir Ponzi şeması olduğunu, bir saadet zinciri olduğunu iddia eden bir CEO'ya sahipler. Dolayısıyla aslında Bitcoin olarak 10 yıl önce sadece bir fikirken, dünyada yok, hiç kimsenin bilmediği, sıfır değerinde olan bir noktadan geldiğimiz noktayı düşündüğümüzde aslında devrimin içerisinde, evet, ne kadar içerisinde olduğumuzu daha kolay anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bugün G20'de ne çıkacağından bence daha önemli ve kıymetli olan şey, bugün G20'de kripto paraların da belki bir başlık olarak konuşuluyor olması. Bitcoin'in arkasında ne var, bunun arkasında değer ne var diye soranlara da belki bu zaman içerisindeki gelişimi ve bunun fiyata bence henüz çok daha azının yansıdığını söylemek lazım. O yüzden benim önerim zaman zaman kişilere hem kendileri açısından, hem şirketleri, hem Bitcoin açısından 5 yıl önce Bitcoin neydi, neredeydi, bugün nerede, sadece fiyat olarak değil, değişim ve dönüşüm olarak da bakarlarsa daha iyi fiyat ya tahminleri yapabilirler. Nerede konuşulduklarına bakar. Bugün aynen G20'de öyle konuşuldu. O sırada bu bile çok önemli. Kesinlikle. Hani regüle olur olmaz, şu anda olur ya da ileride olur olmaz, ama konuşulması önemli. Bana da çok tebrik geliyor. Sosyal medyada kriptoları, kripto paraları gündeme taşıyan televizyoncular olarak da onları da cesaretlendirdiğimiz için bize de teşekkür ediyor. Ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum size. 6. seneniz kutlu olsun. Nice yıllara Özgür Bey. Haftaya pazartesi değil mi? Evet, uzun yıllar beraber olabiliriz. 1 Temmuz 2013'te ilk defa btctürk.com'da Türk lirasıyla Bitcoin satın alındı. Dolayısıyla BTC Türk'ün doğum günü sadece BTC Türk'ün doğum günü olarak değerlendirmemek lazım. Belki de Türkiye'nin ilk, dünyanın da 4. kripto para alım satım platformu olduğumuz için bizim doğum günümüzü Türk lirasıyla Bitcoin satın alınan ilk gün olarak da belki bundan sonra kutlarız. O açıdan da bence son derece bizim kıymetli, açımızdan, hepimiz açısından kıymetli. Tekrardan nice yıllar efendim. BTC Türk CEO'su Özgür Güney ile birlikte yine çok faydalı bir program oldu. Haftanın bütün haberleri masamızdaydı. G20'yi konuştuk, Bitcoin fiyatlarını konuştuk. Ne olsun? Kısa bir ara, aradan sonra Şant Manukyan ve Alp Işık'tan yorumlar ve Rıdvan Başlık'tan tabii ki yorumlarla devam ediyoruz. Kripto gündem devam ediyor efendim. Türkiye'nin ilk kripto paralarıyla ilgili olan programını sunmaya devam ediyoruz. Şimdi ikinci bölümde çok önemli konuklarımız olacak. İlk bölümde Özgür Güner ile birlikte aslında bu G20 zirvesinde liderlerin de masasında dijital ekonominin olması, Bitcoin'in, blockchain sisteminin olması da oldukça kıymetli. Peki bu teknoloji nereye gidiyor ve aynı zamanda Bitcoin fiyatlarını tartışmaya devam edelim. Değerli bir konuğum daha var. Alp Işık, kripto para uzmanı ile birlikte konuşalım. Alp, öncelikle yayınımıza hoş geldin diyelim. Şimdi baktığımız zaman ilk bölümde Özgür Güner'i vardı. Selamını da YouTube'dan aldım bu arada, yanıt veremedim, kusura bakma. Bitcoin 11.831 dolarda, ne dersin? Önce onunla başlayalım.
Evet, ilk önce bu hafta oldukça ciddi bir yükseliş oldu Bitcoin fiyatlarında. Bugün de G20'den çıkacak Bitcoin'le alakalı hani haberleri takip ediyorduk. Ama hani benim G20 konusundaki düşüncelerim şu şekilde. Yani genelde kripto paraların işte daha sıkı gözlemlenmesi, finansal sistem ve genel olarak ekonomi için bunların yararlı olabileceği ama henüz bir tehdit oluşturmadığı yönünde. Aslında şu anda G20'deki gündeme bakarsak biraz daha onlar böyle Facebook'un Libra'sından dolayı işte bankalara tehdit oluşturur mu? Hatta Libra'nın belki 2020'nin ilk çeyreği demişlerdi ama çıkıp çıkamayacağı bile hala biraz şüpheli. O konuda konuşuyorlar diyebiliriz. G20 konusundaki hani gündem bu şekilde diyebiliriz. Fiyat konusunda ise şu anda tekrar Bitcoin 13 bin dolar seviyesinden 12 bin dolarlara düşmüştü. Benim buradaki düşüncem 11 bin 700 doların oldukça önemli olduğu ve hani 10 bin doların üstünde yapacağı her kapanışın Bitcoin'in yükselişini destekleyeceğim yönünde. Ve elbette hani burada 13 bin dolardan bir geri çekilme bekleniyordu. Bir tepki satışı elbette bekleniyordu. Bu da oldu. Yaklaşık 10 bin 11 bin dolarlara kadar çekilmişti. Şu anda da tekrar 11 bin 700'ün üzerindeki kapanışlar şu an önemli durumda. Aynı zamanda Özgür Bey'in de dediği gibi şimdi BTC Türk'te de şu anda Türk lirası bakımından en yüksek seviyeden alan bir kişi bile şu anda TL bakımından aslında aynı seviyeye gelmiş durumda. Tabii bu bir sene boyunca Türk lirasının değer kaybı, işte oradaki opportunity cost'ları falan düşünürsek tabii ki kafa kafaya geldi diyemeyiz. Ama Türk lirası bakımından bakarsak da hatta en yüksek seviyesine çıkmış diyebiliriz BTC Türk üzerinde. TL olarak da yine buradaki zararları kapatmış diye bahsedebiliriz. Evet. Birazcık teknik beklentilerden bahsetmek gerekirse de şu anda Bitcoin'deki fiyat artışıyla birlikte Bitcoin madencileri, üretimi bırakan Bitcoin madencileri tekrar cihazlarını açmış durumda ve işlem gücü tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmış durumda. Bu birazcık fiyatlarla da doğru bir orantısı var mı diye sorsam. Çünkü Bitcoin fiyatları çıktığı zaman madenciler yani minerlar biraz böyle gaza gelip tabiri caizse hadi biraz daha Bitcoin çıkaralım mı diyorlar. Bu fiyatla mı uyumlu bir durum? Şimdi şöyle, madenciler zarar ettiği zaman genelde cihazlarını kapatırlar. Hmm. Bitcoin fiyatının oldukça düşmesiyle birlikte tabii ki bu madencilerin harcadığı elektrik, soğutmak için bu soğutma sistemleri için kullandıkları enerji gücü, elektriği düşündüğümüzde Bitcoin fiyatı bunu kurtarmıyordu. Yani 3.000-4.000 dolarlara düştüğünde burada işlem gücünde ciddi bir düşüş görmüştük. Şu anda tekrar 10.000 doların üstüne çıkmasıyla birlikte herkes Bitcoin üretmek için çabalıyor ve de bu da Bitcoin'in zorluk seviyesini arttırıyor ve Bitcoin fiyatını yukarı yönde ittirmek için bir sebep oluyor. Ama asıl önemli olan zaten her 4 senede bu madencilerin blok ödülü yarılanmasından dolayı Mayıs 2020 yılında madenciler şu anda 12,5 Bitcoin kazanabiliyorlarken her 10 dakikada bir kim bulursa o bloğu o Bitcoin'leri kazanıyor. Bu 6,25'e düşecek Mayıs 2020 yılında ve madenciler ciddi anlamda burada hani eğer şu anda bile maliyeti kurtarmasaydı zaten ödül yarılanınca hiç kurtarmayacaktı. Bu da beklenti yarattığı için Bitcoin fiyatını arttırıyor. Yani benim kişisel tahminim bunun bir 6-7 ay öncesinden bu beklentinin satın alınacağıydı. Yılın hani ikinci yarısından itibaren bunu biraz konuşuruz diyorduk. Ama şu anda yavaş yavaş bunun biraz havasına girilmeye başlamış. Özellikle benim tahminim Temmuz-Ağustos aylarında biraz daha bu blok ödülü yarılanmasını konuşacağız. Evet. Bir de son olarak yani Libra'nın etkisi olup olmadığını konuşuyorduk. İşte Libra acaba bir kripto paralarda olumlu bir hava estirecek mi diye bakarken Libra'nın Facebook'un white paper yayınladığı günkü grafiğe bakarsak Bitcoin fiyatının orada ciddi bir kırılma yaşadığını görebiliriz. Her zaman dediğim gibi Facebook'un çıkardığı bu Libra'nın Bitcoin'e rakip değil, ben bankalara rakip olduğunu düşünüyorum. Fakat kripto paralara genel olarak bakışı olumlu değiştireceğini, kullanıcı sayısı bakımından Facebook'un milyarlarca kullanıcıya ulaştığı için işte WhatsApp'ı, Instagram'ı, Messenger'ı olsun bu kişilerin kripto parayla tanışması için olumlu bir şekilde pozitif hava estireceğini beklediğimi söylemiştim. Bu şekilde de Libra'nın duyurusundan sonra da Bitcoin fiyatında ciddi sert bir artış gördük diyebiliriz. Evet, aslında JP Morgan'ın da baktığımız zaman JPM Coin hamlesi vardı. Her iki kurumun da birazcık daha fazla bir kitleye, yüksek bir kitleye ulaşma imkanı sağlıyor tabii ki Bitcoin fiyatlarında. Şimdi aslında Alp şunu sormak istiyorum. G20 zirvesi dijital ekonomiyle tartışılacak. Birçok noktada tartışılacak. Şu anda senin gözüne çarpan bir G20 zirvesinde liderlerden çıkan mesaj oldu mu manşetlerde?
Şu anda Bitcoin açısından, kripto para açısından bir önceki G20 zirvelerinde konuşulanlar az önce yayının başında bahsettiğim gibiydi. Şu anda güncel olarak bir haber, sadece kripto paraları ilgilendiren bir haber düşmemiş durumda. Belki yarın biraz bu tarz haberler gelebilir ama yani ben Özgür Bey'in dediğine de katılıyorum. Sadece burada Bitcoin'le, kripto paralarla ilgili bir haber beklemek biraz daha yanlış. Asıl olması gereken ticaret savaşları nereye gidiyor? Yani buradaki siyasi gerginlik nereye gidiyor? Mesela siz de yayının başında demiştiniz, altın fiyatlarıyla, son bir aylık altın fiyatlarıyla Bitcoin fiyatları işte aynı hareket ediyor gibi gözüküyor demiştiniz. Şimdi bu da aslında doğru, çünkü insanlar genelde güvenli liman arama arayışındalar şu anda. Güvenli limanda düşündüğümüzde bir kısım Bitcoin'in dijital bir yastık altı altın olduğunu öne savundu. Ben de o şekilde düşünüyorum açıkçası. Bu şekilde olunca da hem altına, hem Bitcoin'e, hem de diğer değerli metallere de yatırım artmış durumda. Yani G20'yi sadece kripto paraların kaderini etkileyebilecek bir tane böyle kripto paralar hakkında bir haber beklemek yerine genel olarak politika nereye gidiyor, buradaki ticaret savaşları nereye gidiyor diye değerlendirmek çok daha doğru olacaktır tabii ki. Evet, yani aslında bu regülasyonlar belki geldiği zaman da kripto paralarla ilgili bir miktar daha bu oynaklık da azalabilir. Örneğin bugün Bitcoin fiyatları %5 yukarıda, Ripple tarafında ise keza %1.70 yukarıda olduğunu görüyoruz Alp Işık. Aslında bu kripto paralar için volatilitenin oldukça düşük olduğu bir gün demek oluyor sanırım. Yani geleneksel piyasalarda %1 karlar, %2 karlar ya da volatilitenin işte %1-2 civarı olduğu zaman hani çok büyük sayılırken, kripto para piyasalarında özellikle yeni giren yatırımcıların hani bunu alışması gerekiyor. %5, %10 arası bir oynaklık seviyesi artık burada özellikle Bitcoin için hani oldukça evet, normal karşılanabiliyor diyebiliriz. Peki sen altcoin'lerle ilgili ne düşünüyorsun? Az önce biz bir analiz paylaşmıştık ve işte altcoin'lerin çok fazlasıyla bundan sonraki süreçte yükselebileceği düşünen bazı analistler var. Yine tabii ki Bitcoin aslan payı Bitcoin'e ait, ama altcoin'lerde de mesela Litecoin, Ripple ve Ethereum tarafına baktığın zaman nasıl bir gelecek görüyorsun? Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Benim her zaman görüşüm şu şekildeydi. Altcoin'lerin çok büyük bir kısmının uzun vadede ben yok olacağını düşünüyorum. Ama belli başlı Bitcoin'in yani eksiklerini kapatmak değil de yanında olabilecek temel bazı altcoin'lerin olabileceğini de düşünüyorum. Mesela en basit söylemek gerekirse Litecoin'deki blok ödülü yarılanması Ağustos ayında. Bunun Ocak-Şubat ayından beri hani hep söylüyordum, bunun bir beklentisi olabilir, Bitcoin'deki blok ödülü yarılanmasının provası olabilir diye. Biraz da bu Bitcoin koşusunu aslında Litecoin tetikledi diyebiliriz. Onun dışında Ripple konusunda da bu JP Morgan Coin'in yaptığı açıklamalar, onun dışında bu Facebook'un Libra'sının ne kadar başarılı olup olamayacağı orada önemli bir stratejik karar oluyor aslında. MoneyGram'ı satın almasına, MoneyGram'la işbirliğine başlamasından sonra Ripple tarafında ciddi bir beklenti vardı. Ama şu anda özellikle son bu Bitcoin'in boğa koşusunda altcoin'lere ciddi miktarda değer kaybetti. Yani uzun vadede mesela bir Ethereum'u burada altcoin'lerle birlikte değerlendirmemek lazım. Çünkü yani orada bir akıllı kontratlar üzerinde çalışan bir sistem. Yani orada bir aslında kripto paradan ziyade akıllı kontratların oluşturduğu bir altyapı sistemi. Bunun gibi birkaç tane altcoin var. Aslında kripto para, bu Bitcoin gibi yani para kısmını çözmeyip başka sorunları çözmeye odaklanan başarılı altcoin'ler var. Ama şunu da bahsetmek istiyorum. Bugüne kadar şu anda mesela 2500-3000 civarı altcoin varsa en az 500.000 tanesi de bugüne kadar yok olup gitti. Ya geliştiricisi geliştirmeyi bıraktı, ya borsalardan silindi, ya da unutulup gitti. Yani insanlar şu anda bütün altcoin'ler var ve bunlar devam ediyor gibi görebilir. Ama ben 2013 yılından beri bu sektörü takip ettiğim için çok çok fazla altcoin'in bizzat öldüğünü gördüm. Hatta bunu böyle toparlayıp tek bir site üzerinden niçin öldü, nasıl öldü, işte buna bu altcoin niye silindi diye derleyip toplayan siteler bile mevcuttu. Evet, çok teşekkür ederiz Alpçuk bu faydalı bilgiler için diyelim. Yakın bir zamanda da yine seni stüdyoya bekliyoruz. Bilmiyorum, yakın zamanda bir plan var mı, tatil planı Asya gibi? Şimdilik buralardayız diyebiliriz. Tamam o zaman. Buralardaysan Ortaköy tarafına doğru EkoTürk TV kanalının yerini biliyorsun. Çok sevgilerimizi gönderelim Alp Işık'a ve Alp Işık'la birlikte aslında hem kripto paraları konuştuk efendim, hem de G20 zirvesinde olası çıkabilecek mesajları ve tabii ki önümüzdeki dönemde, gelecekte kripto paralar ve altcoin'lerde nasıl bir performans göreceğimizi analiz etmeye çalıştık. Buradan da bir fiyat tahmini alalım. Özellikle fiyat
tahmini olarak geçtiğimiz hafta yayınımıza bağlandığı zaman bir miktar daha özellikle Facebook haberin piyasaya güven telkin ettiğini ve fiyatlamalara pozitif etki edeceğini söylemişti. Nitekim öyle oldu. Hemen bu analizi yapan değerli kişiye gidelim. Şant Banukyan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü ile birlikte konuşalım. Şant Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. İyi günler, teşekkür ederim. Şimdi geçtiğimiz hafta sizinle konuşmuştuk. Facebook'un Libra'sı haberi sıcağı sıcağına çıkmıştı. Daha sonra JP Morgan'ın coin hamlesi de vardı. Nitekim 13 bin dolar hedef fiyat vermiştiniz, buraya geldi. Şimdi ne olacak diye sorsam. Tabii aslında hareketin hızı açısından da baktığımızda biraz abartılı olduğunu söyleyebiliriz. Ama geçen yayında da konuşmuştuk. Biraz daha altı dolu bir hareketle karşı karşıyayız. O açıdan ben çok olumsuz değilim. Açıkçası buralarda biraz oyalandıktan sonra, hatta belki 10 bine doğru bir daha geri çekildikten sonra hareketin yukarıya doğru devam etmesini bekliyorum. Bu arada yarın yapılacak olan G20 toplantısı ve Trump'la Çiping'in görüşmesi de oldukça önemli olacak. Çünkü işin doğrusuna bakarsanız hem Çin tarafının sermaye hesabını sıkı bir denetimde tutuyor olması, para çıkışları açısından Bitcoin'i destekleyen bir gelişme, hem biraz daha otoriter bir yapısı olduğunu Hong Kong olaylarıyla da gördük. Dolayısıyla Asya tarafında Bitcoin talebinin devam edeceğini görüyoruz. Şu anda çok konuşulmasa bile Amerika'da seçim dönemine girdik. Belki takip etmişsinizdir. Son iki günde Demokrat Parti adayları kendi programlarını açıklıyorlar ve özellikle Demokrat Parti'de bir özellikle de zengin kesimler üzerinde vergi artışları konuşuluyor. Bu tip adımların da Bitcoin üzerinde pozitif orta vadede etkisi olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla belki biraz bir realizasyon, çok aşırı hızlı bir hareket oldu ama ardından tekrar yukarıya doğru devam edecektir. Evet, özellikle G20 zirvesinde dijital G20 diyebiliriz sanırız Şant Bey. Şimdi burada Bitcoin'in, daha doğrusu blockchain, kripto paraların ve bu teknolojilerin bu mecralarda, bu zirvelerde tartışılması bile anladığım kadarıyla geleceğin nasıl şekilleneceğini de bize gösteriyor. Biraz fütüristik olacak ama önümüzdeki dönemde sanal merkez bankaları gibi bazı senaryolarda gündeme gelebilir mi sizce? O noktaya gitmek için erken ama şu konuda katılıyorum. Yani en azından bir şekilde varlığı kabul edildi. Belki ciddi anlamda bir regülasyon getirilmeye çalışacak, belki değil, bu tip çabalar olduğunu görüyoruz. Ama geçtiğimiz yıllarda var olan, işte bu tamamen bir sahtekarlık, ortadan kaybolacak vesaire tarzındaki yaklaşımların çok doğru olmadığını, bir şekilde varlığını sürdüreceğini görüyoruz. Daha ileride parasal sistem içinde yerin nasıl olur, neresi olur, onu söylemek şu anda zor. Ama muhtemelen önümüzdeki krizde, ne zaman olacağını tabii hiçbirimiz bilmiyoruz, parasal sistem tartışmaya açıldığında, ki Trump'ın da aslında dolar konusundaki yorumlarını ben biraz o tarafa çekiyorum, bu hangi noktaya kadar evrilebileceği daha netleşecektir. Evet, aslında merkez, son olarak şunu sormak istiyorum Şant Bey. Merkez bankaları ve bankacılık sektörü açısından diye soralım. Bu blockchain sistemi, Bitcoin, kripto paralar bir endişe sebebi mi? Yani komisyonunu çok düşürüyor, maliyeti çok düşürüyor. Bankalar buna ayak uydurmaya mı çalışıyor şu anda, yoksa buna bu yüzden mi tepki veriyor? Şimdi bugün aslında Goldman Sachs'ın da JP Morgan'a benzer bir şekilde bir coin üzerinde çalıştığını gördük. JP Morgan'ın da yapmaya çalıştığı hem kendi içindeki maliyetleri azaltmak, hem de işlemleri takas özellikle konusunda JP coin kullanacak gibi gözüküyor. Takası çok daha hızlandırmak, hatta anında yapabilmek. Dolayısıyla bankalar bunun tamamen dışında kalmış değil. Ama tabii ki kripto paraların fikri içinde bankacılık sistemini belli noktalarda bypass etmek de söz konusu. Bu çok uzun tartışılabilecek bir konu. Yani böyle bir sistem kurarsanız kredi mekanizması nasıl çalışır, bankacılık sistemi dışarıda kalacaksa vesaire. Ben tamamen bankacılık sisteminin bir tehdit hissettiğini düşünmüyorum ama bazı noktalarda baktığınızda evet, karşısında alternatif yaratabilecek bir fikir olduğunu kabul etmek lazım. Evet, belki de bunu kabul etmek gerekiyor. Çok teşekkür ederiz Şant Bey verdiğiniz bilgiler için. Şant Banukyan, İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü ile konuştuk efendim ve aslında fiyat tahminleri almaya devam ediyor olacağız. Şimdi
özellikle dijitalleşmenin ve dijital ekonominin G20 zirvesinde konuşabilecek olması dahi önemli. Önümüzdeki dönemde en azından bir miktar daha bu kripto paraların kabul edildiği ve ön yargıların birazcık daha kırıldığı bir döneme doğru gidiyoruz. Çünkü dünya liderleri konuşacak efendim. Merkez bankaları hepsi Osaka'da ve tüm merkez bankalarının gündeminde bu tablo olacak. Peki fiyatlar ne yönde hareket eder? Yine beklentileri almaya devam edelim. Bu defa da global menkul değerlere gidelim. Kıdemli analist Rıdvan Baştürk olacak telefon attığımızda. Baştürk, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz Rıdvan. Şimdi baktığımızda 11.727 dolardayız. Biz seninle hep genelde borsayı konuşuruz, hisseyi ve para piyasalarını konuşuruz. Ama teknik analizle ilgilendiğinde çok net biliyorum. 13.000 dolar seviyesini geçmiştik. Sana şunu sormak istiyorum aslında Rıdvan. Bu denli yükselişlerin sert olduğu ve düşüşlerin de sert olduğu ürünlerde yatırımcılar nasıl tepki versinler? Elleri terlediği zaman ne yapsınlar? Evet Murat. Ya aslında olayı şu açıdan değerlendirmek istiyorum ben. Şimdi finans piyasalarında finans piyasalarını iki kategoriye ayırabiliriz. Birincisi riskli varlıklar, diğeri ise güvenli varlıklar. Dönem dönem riskli varlıkların öne çıktığı bir piyasa izliyoruz. Dönem dönem güvenli limanlara talebin olduğunu görüyoruz. Şu anki konjonktüre baktığımızda riskli varlıkların daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü küresel ekonomilerde yaşanan yavaşlama bütün merkez bankalarının faizleri düşürmeye yönelik politika izlemesine neden oluyor. İşte zaten biliyoruz 4 tane büyük merkez bankası var. Japonya ve İngiltere zaten çok düşük faiz ve parasal genişleme yapıyorlar. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası da son yapmış olduğu yönlendirmede faizlerin daha da inebileceğini ve parasal genişlemeyi tekrar gündem alabileceklerini söylediler. En önemli konu ise Fed'in oluşturduğu beklentiler. O da yine diğer 3 merkez bankasına paralel bir şekilde piyasaları desteklemek amacıyla faizleri indirme yolunda bir sinyal verdi. Şimdi bu açıdan değerlendirildiğinde küresel yatırımcıların kurumsal olabilir, bireysel olabilir düşük faiz ortamında getirisini yükseltmek için tabii riskli varlıklara yöneldiğini görmekteyiz. Bu riskli varlıkların tabii en başında gelen hisse senedi piyasaları ki zaten son dönemde oldukça sert hareketler var yukarı yönde. Bitcoin'in de bu aşamada riskli varlıklar grubunda olduğunu biliyoruz ve özellikle son 2 haftadır bir sert ivme var yukarı yönde. 14 Haziran haftasında 7500 dolarlardayken son dönemde 13.000'lerin üzerine gitmiş ve bir miktar realizasyon gelmiş durumda. O yüzden özellikle yılın ikinci yarısında tahmin ediyoruz ki bizde kurum olarak küresel faizler düşük kalacaktır. En azından bir çeyrek daha düşük kalacaktır. Bu faizlerin düşük olması da yatırımcıların bu tarz riskli varlıklara kaçışını kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Tabii siz de yayında bahsettiniz özellikle Özgür Bey'in anlatımında da vardı. Facebook, JP Morgan gibi kurumsal şirketlerin, evet, kurumsal yatırımcıların Bitcoin tarafına biraz daha ön plana çıkardığını söyleyebiliriz. Evet. Tabii burada benim önerim şu olacaktır yatırımcılara. Gün içerisinde çok sert hareketler olabiliyor. Burada alsat yaparak para kazanmanın ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Normal hisse senedi piyasası ve döviz piyasasına göre çok daha riskler barındırıyor. Bu nedenle biraz daha burada geniş vadede düşünmek gerekecektir. Özellikle önü, evet, çok açık olan bir piyasa. Yani bugünden yarını değil de 1 sene sonrasını, 3 sene sonrasını, 5 sene sonrasını düşünmek gerekiyor. O yüzden ben açıkçası örneğin her ay kazandıkları paradan %5 civarında, %3 civarında bir parayı seviye gözetmeksizin Bitcoin tarafında maliyet yapmaları taraftarıyım. Çünkü önü çok açık olan bir piyasa dediğim gibi 5 sene sonra çok daha yukarılarda olabilir. O yüzden burada alsat yerine biraz daha böyle birikim tarafına gitmenin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Teknik analiz olarak da Murat zamanı çok hızlı toparlayabilirsek tabii, çok kısa. Tabii şunu söyleyeyim. Haftalık bazda bakıyorum ben Bitcoin'deki grafiğe. Burada 10.000'de bir gap oluşmuş durumda. Arada da bir çanak oluşumu var 11.600 seviyelerinde. Tahmin ediyorum ki 11.600'ün kırılmasıyla birlikte 10.000'e doğru hızlı bir geri çekilme olacaktır. O yüzden 10.000'e doğru geri çekilmeleri beklemek gerekecektir. 10.000 seviyesinde de bu gap'in dolması durumunda tekrardan kısa vadeli alım fırsatları yaratacak gibi gözüküyor. Rıdvan Baştürk, çok teşekkür ederiz. En yakın zamanda daha geniş kapsamlı analizler için bekliyorum. Onu da belirteyim tekrardan. Evet efendim, hemen buradan da önemli bir analiz yapmıştı bir hocamız, çok değerli hocamız. Cüneyt Dilican, İstanbul Arel Üniversitesi'nden. Onunla ilgili hemen bağlanalım. Hocam, Cüneyt Hocam, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Önemli bir analiziniz vardı. 2 dakika gibi süremiz kaldı. Hemen onu alacağız. Bitcoin'lerle endeksler arasında bir ilişki kurdunuz. Bu ilişkiden hemen bahsedelim ve daha sonra da sizi de ben stüdyoya davet edeceğim. Bunu da aktaralım.
Çok sağ olun. İyi yayınlar herkese. Şimdi İsmail Canöz arkadaşımla yine aynı üniversiteden, Ergun Üniversitesi'nden yaptığımız bir çalışmaydı. Bu 2017'nin sonunda bu Bitcoin'in patlama yaptığı döneme denk geldi yayınımızın çıktığı tarih. Bizim yaptığımız aslında şuydu. Biliyorsunuz hani kripto paralarla ilgili farklı tartışmalar var. Bu bir para mı, emtia mı, varlık mı, dijital varlık mı ya da işte bir ödeme sistemi mi gibi. Biz olayın biraz yatırım boyutuna odaklanmıştık çalışmamızda, makalemizde ve burada önde gelen borsa endeksleriyle Bitcoin arasında, yani Bitfinex'i dikkate alarak ve işte Dow 30, Nikkei 225, FTSE 100 gibi ve Borsa İstanbul 100 gibi endeksler arasında bir ilişki var mı yok mu? Yani bir eş bütünleşme var mı, ona baktık. Hani biraz akademik jargonla söyleyeceğim ama mümkün olduğunca da yalın olarak aslında şöyle bir sonuca vardık. Çin'deki iki tane endeksle, yani Çin borsalarındaki iki endeksle ve Dow 30 ve Standard & Poor's 500 ile bir eş bütünleşme olduğunu, ARD ile sınır testiyle olduğunu gördük. Bu da uzun vadede bu piyasalardaki yatırımcıların o dönemdeki dikkate aldığımız veri setiyle uzun dönemdeki yatırım kararlarında aslında Bitcoin fiyatlarının dikkate aldığına yönelik bize bir sonuç vermişti. Dolayısıyla çalışmamız kısaca bunu içerdi. Fakat ben hani çok kısaca bir parantez açmak istiyorum. Belli algıları hani farklı bir yöne kaydırabilmek adına. Mesela Fed'in sayfasına girdiğiniz zaman tarihçesinde Fed'in kendi sayfasında Fed'in bir sahibi yoktur yazar ki biliyorsunuz hani kripto paralardaki en büyük eleştiri noktalarından bir tanesi hani bu paranın bir sahibi olmadığı, arkasında bir devlet ya da merkez bankası olmadığı yönünde. Fakat bu paraların aynı zamanda tabii en azından belliler için konuşuyorum. Mesela örneğin Bitcoin için konuşuyorum. Ağzının limitli oluyor olması aslında enflasyonist olmadığının bir göstergesi ve hani çok istisnai durumlar haricinde henüz faiz taşımıyor olmaları da tabii yine değerlendirilmesi gerekiyor. Finansal piyasalar açısından değil. Tekrardan görüşmek üzere. İyi yayınlar. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani çok güzel toparladınız. Süreyi de tam vaktinde kullanmak anlamında bugün faydalı oldu. Özellikle en azından bir jimnastik yaptık izleyiciler olarak. Çünkü Bitcoin'in son dönemde neyi neyle korele edeceğimizi de aslında çok fazla bilemiyoruz ama sizlerin bu akademik çalışmaları da önemli. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle diyelim. İstanbul Arel Üniversitesi'nden Cüneyt Dirican'la konuştuk efendim ve önemli bir gündemi de aslında geride bırakıyoruz. Son kez fiyatlamalarımızı hemen ekrana paylaşalım ve veda edelim. Bitcoin 11.584 puan seviyesinde, Ethereum tarafında 298 puandayız, 98 dolar seviyesindeyiz. Litecoin 116 dolar ve Ripple'da 40 sente kadar düştü ama Bitcoin fiyatları bugün bir miktar daha pozitif. Evet, kripto gündemin sonuna gelmiş olduk efendim. Her hafta Cuma günü bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma yine 15'te EkoTürk TV ekranlarında görüşmek dileğiyle.